Şimdi her şeyden önce ben işimi çok seviyorum yani. Futbolcuyken de ben istikrarlı bir şekilde gittim Beşiktaş'ta. Hiçbir takımda oynamadım. Sadece Beşiktaş'ta oynadım. Başka hiçbir takıma da gitmedim. Orada 20 sene futbol oynadım Beşiktaş'ta. Hem altyapıda hem yukarıda yani üstte. Hakikaten de şampiyon 6 tane şampiyonluk gördüm. Bir sürü kupalar kazandım. Takım kaptanlığını yaptım. Yani gerçekten mükemmel bir hayatım geçti Beşiktaş'ta. Bir de benim hayal ettiğim şeylerin hepsini de gerçekleştirdim. Yani Beşiktaş'ta. Dediğim gibi de başka hiçbir takıma gitmedim. Altyapısından başladım. Sonuna kadar, futbol hayatımın sonuna kadar da Beşiktaş'ta görev yaptım yani. İsteseydim Beşiktaş'tan futbolu bıraktıktan sonra başka bir takıma gidebilirdim. İsteyenler de oldu. Ben şey yapmadım. Aynı Beşiktaş'ta net şekilde bitirdim. Ondan sonra ben Mustafa hocamla, Mustafa Denizli hocamla milli takıma başladık. Ben Ümit milli takımda Cem Hoca ile Cem Pamir oğlu Hoca ile de beraberdik. Bir ekiptik biz. Cüneyt Tanman vardı, Mustafa Hoca vardı, Nurettin Hoca vardı. Başımızda da Mustafa hocamız vardı, Denizli hocamız vardı. Ve orada da 4 sene, 4 yılda milli takımda çalıştım ben. 2 sene Ümit milli takımda çalıştım, 2 sene de A milli takımda Mustafa Hoca ile yardımcı çalıştık. Ve orada da Avrupa Şampiyonası'na gittik. Hollanda, Belçika'da yapılan turnuvada. Orada da ilk 8'de bitirdik. İyi bir puanlar da aldık, kazandırdık. Ve ondan sonra ben İngiltere'ye gittim. İngiltere'de yani burada antrenörlük yapmadım. İngiltere'ye gittim. İngiltere'de kaldım 3-4 ay. 3 ay pardon. Orada da hem dili öğrenmeye hem oradaki takımları incelemek için. Sezon başı ne yapıyorlar? Antrenmanları nasıl geçiyor falan. Böyle her şeyi böyle inceledim iyice. Ondan sonra da Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde de Davum Beşiktaş'a gelmişti. Benim hocam da oynadığım dönem. Ve o beni istedi yardımcı olarak. 6 ay dedim ben çalışabilirim dedim. 6 ay Davum'la çalıştım. 6 aydan sonra benim ilk takımım yani Süper Lig'deki ilk takımım Göztepe'ydi. Ve Göztepe ile başladık. Göztepe'de gayet iyi gittik. Ondan sonra ben oradan ayrıldım. Denizlispor'a gittik. Orada da düşme potasındaydı. O takımı kurtardık. Ve ondan sonraki senede yani o sene hem kurtardık hem de 5. olduk. Avrupa'ya gittik. Avrupa'da da çok güzel şeyler yaptık. İşte Çekler'in şampiyonu Sparta Prag'ı eledik. Lorient'i eledik. Şeyin kupa şampiyonu, Fransa'nın kupa şampiyonu. Arkasından şey çıktı bize. Lyon çıktı. Lyon'u da Lyon'da yenerek eledik onları da. Herkes bize elenir gözüyle baktılar ama biz orada Lyon'u da yendik ve eledik. Ama ondan sonra tabii ki karşımıza Porto çıktı. Porto'da Mourinho orada antrenördü. Ve oradaki şey de tabii ki bizim öyle bir fazla bir şeyimiz, bütçemiz yoktu. İstediğimiz şekilde oyuncu alma şansımız yoktu Denizlispor'dayken o zaman. Ama orada da hiç yenilmeden, yani kendi sahamıza hiç yenilmeden bitirdik. Ama bizden sonra zaten Porto takımı şeye çıktı. Yani Avrupa şampiyonu oldu yani. Ve ondan sonra da ligde başladık şeylere. Başta söyledim ya yani benim işimi çok seviyorum ve futbolda nasıl oynarken istikrarlı gittiysem antrenörlüğe de öyle gidiyorum yani. Yani bir kere her şeyden önce ben hiçbir takıma yok demedim. Yani ben gittiğim hiçbir takımı da düşürmedim. Her yere gittiğimiz her yere beyaz bir sayfa bırakıp bir ayrıldık yani gittiğimiz zaman. Eğer bizim hakkımızda birisi bir şey söylüyorsa bence yalan söylüyordur. Yani mutlaka yalan söylüyordur. Çünkü biz işimizi çok temiz yapıyorduk ekibimizle beraber. Ama hangi takım olursa ben en son zor takımlardan bir tane Antalyaspor'un 2 puanı vardı. Ben aldım. Rahatlıkla aldım Antalyaspor'u ve Antalyaspor'u 5. bitirdik. Trabzon'a gittim. Trabzon da altlardaydı. Orada da Trabzon'u da sonlardan aldık. 5. şekilde bitirdik. Yani benim için şey yetmiyor. Şey yeter ki benim çalışma imkanım olsun. Yeter ki böyle oyuncu kadrom yüksek olması da şart değil tabii ki.
Anadolu'ya gidiyorsanız mutlaka belli bir bütçeyle çalışırsınız. Elinizdekiyle almaya çalışırsınız. Yani yeteri kadar bütçen olmazsa bütçen ne kadarsa o kadar alırdınız. Biz hem oyuncu aldık, hem çok iyi oyuncular getirdik Türkiye'ye, hem de işte sizin dediğiniz gibi Sivasspor'da üstten üste Avrupa'ya gittik. Türkiye Kupası'nı kazandık ve Türkiye'ye bir sürü puanlar kazandırdık. Yani o şu anda Türkiye'de olmamış bir şey. Yani hiçbir Anadolu takımı 3 sene oraya gitmemiş yani. Transfer olmanıza, kısır da transfer yetkiniz olmasına rağmen transfer yapamamamıza rağmen yani başardınız. Tabii ki yani Anadolu takımında zordur ama biz çalışıyorduk. Yani işimizi biliyorduk. Bir de ben hakikaten futbolun içinden gelmişim. Tecrübeli birisiyim. Çok iyi biliyorum. Avrupa'ya gitmişim. Milli takımda oynamışım. Yani o oraları geçtim ben. Ben şeye gittiğim zaman mesela herkes Sparta Prag maçına gidiyoruz. Çeklerin şampiyonu takım. Lyon'a gidiyorsun öyle. Yani baktığın zaman herkes ürküyor. Hatta bizde Denizli'de bir yöneticimiz bana dedi ki Lyon'a gidiyoruz. Lyon'dan sonra da Gençler Birliği maçımız var. Bana dedi ki ya hocam dedi takımın yarısını götürmesek olur mu dedi ya Lyon'a dedi. Zaten dedi 0-0 bitti burada. Orada adamları yenme şansımız yok gibi bir şey söylüyor. Yok dedim. Gideceğiz dedim. Niye öyle yapalım dedim yani. Gittik orada yendik. Bir tarih yazıldı. Yani Denizli Spor açısından bir tarihti o yani. O çok güzel bir şeydi. Ben o kadar mutlu oldum ki benim için şampiyonluğa değer bir şeydi. Bir Anadolu takımını sıfırdan alıp o takımdan Avrupa kupalarında oynuyorsan bence çok büyük. Yani şampiyonluk kadar değerli bir şeydi benim için. Hele hele benim Sivas'ta yaptım. Kendim de Sivas'ta olduğum için inanılmaz şekilde mutlu oldum. Yani o kadar mutlu oldum ki yani böyle bir başarıyı Sivas'ta yapmam benim için yani hakikaten övülünecek bir şeydi yani. Hocam Anadolu takımının aralar ismisiniz aslında. Ama diğer taraftan da Beşiktaş'ın önemli isimlerinden bir tanesisiniz. Evet. Ve Beşiktaş'ta bir teknik adam arayışında ilk önce Sergen Hoca konuşuluyor ve daha sonrasında Şenol Güneş konuşuluyor. Bu sizin Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş'ta forma şansı bulmuş bir futbolcu olarak, Beşiktaş'ta görev yapmış bir teknik adam olarak rahatsız ediyor mu? Ya şey, şöyle yani ben artık insanları da, futbolun içindeki insanları da görüyorum ben. Yani biz şimdi ben 17 yaşında A takıma çıktım, oynamaya başladım. Ya oynadıkça seni seven oluyor. Bir de istemeyen oluyor. Yani ya çekemiyor veyahut da başka şekilden istemeyenler de oluyor. Bir sürü şeyler oluyor. Yani ama ben hiçbir zaman işimden kopmadım. Hiçbir zaman da kimseyle öyle ters düşme gibi bir şeyim olmadı. Ama tabii sizin dediğiniz gibi yani tercihleri olabiliyor. Hele hele eskiden, eski değil de birkaç sene önce şimdi Beşiktaş, Fener, Galatasaray neredeyse Trabzon'da öyle. Bu üçü antrenörlerinde bir şey oldu. Antrenör değiştirecek de hemen Lucescu'ya bakıyorlardı. Yani hemen yabancıya bakıyorlardı. Yani oradan şeye bakıyorlardı. Ama biz şimdi futbolun içinden gelen insanlarız. Hele hele biz dediğim gibi işte biraz önce Sergen Hoca'yı söyledim. Sergen Hoca olsun, ben olayım. Ondan sonra Mehmet Hoca olsun. Yani diğer arkadaşlarımız olsun. Hepimiz Beşiktaş'ı seven insanlarız. Yani benim İçim Beşiktaş bambaşka yani. Çünkü ben orada hayatım geçti. Her şeyim orada geçti. Ben gidip başka hiçbir takımda da oynamadım. Bununla da gurur duyuyorum. Yani ben yurt dışına da gidebilirdim o zaman. Yurt içine de gidebilirdim. Ama gitmedim. Çünkü benim için Beşiktaş'ın forması, o yıllar bana çok kutsal geliyor. Onu başka bir takımla eşleştirmek istemedim yani. Güzel bir şekilde bırakayım dedim. İyi bir şekilde de bıraktım. Hem kaptanlığını yaptım, hem şampiyonluklar yaşadım. Ama hiçbir zaman da hiç kimseyle sıkıntılı bir şekilde ayrılmadım bu sene hariç. Hiçbir kimseyle zaten kötü olmam, beni bilen biliyordur yani. Ama tabii ki son olan şeyler Beşiktaş'a yakışmadı yani. Beşiktaş'a yakışmadı, onun olmaması gereken bir şeydi. Her antrenör gelir gider olabilir. Şey olabilir, anlaşma olmayabilir. Yani başka şeyler düşünülebilir. Ama söz verip de yapmazlarsa o kötü. En kötüsü o. Yani. Ne söz verildi hocam size? Ya söz verildi derken konuşmaya bile gerek yok. Ben artık fazla da Beşiktaş'la ilgili konuşmak da istemiyorum yani. Feyyaz da benim yanımda da çalışırken Feyyaz aynı şekilde benden ayrılıp gittiydi.
Yani kendi kafasına göre gittiğini. Yani onun için şey değil. Yani, yani öyle yapılmış, böyle yapılmış. Önemli değil. Benim oradaki şey, önemli olan o olaylar Beşiktaş'a yakışmadı yani. Bizlerin beni başkan çağırıp konuşabilir benimle. Konuşmadı. Samet abi çağırır, konuşabilir beni. Konuşmadı. Feyyaz'ı saymıyorum zaten. Anladın mı? Yani Feyyaz'la zaten ondan önce de böyle bir şeyler yaşadık. Yani bu şeye yakışmadı, bize yakışmadı. Yani daha iyi bir şekilde ayrılabilir. Örneğin şöyle yapıyorlar mesela, Santos gidiyor. Yani benden daha fazla maç içinde oldu orada. Santos gidiyor. Santos'a giderken şey yapıyorlar. Veda töreni yapıyorlar yani. Ve bana da gece başka türlü konuşuyorlar. Ben maçtan sonra yani. Yani insan ona üzülüyor. Ben çünkü buraya çok şeyimi vermiş bir insanım. Ama tabii ki bir sürü de şey almış bir insanım. Yani Beşiktaş'ın sayesinde çok şeyler kazanmış bir insanım ben. Beşiktaş'ın sayesinde yani. Ben ve o ekibimiz, bizim ekibimiz, eski ekibimiz yani Beşiktaş'ın çok iyi olduğu zamanlarda yani. Onun için ben sizin dediğiniz gibi ben kimseye kırgın falan değilim. Ben öyle böyle yine Beşiktaş'ın içinde olacağım. Bundan çok eminim. Rıza Hoca'nın tekrar yolu kesişir mi Beşiktaş? Ya tabii ki bizim kesişecek tabii ki. Yani biz Beşiktaşlıyız. Hiçbir zaman da Beşiktaş'la ilgili kötü bir şey söylemek veyahut da başka bir türlü düşünmek kesinlikle doğru bir şey değil. Onun için de yani ben Beşiktaş'ı her zaman üstte. Her zaman benim için çok çok önemli. Doğduğum, büyüdüğüm, futbol hayatımı geçirdiğim yer ve gurur duyuyorum yani. Beşiktaş'ın yıllarca oynadığım için gurur duyuyorum yani. Bazı takımların evladı olmak, bazı takımların sembolü olmak, bütün zorlukları içine almak anlamına geliyor. Ya şimdi bir yerde efsane olacaksan tam olacaksın. Yani ben efsane deniyor, efsane, efsane. Yani benimki zaten o yani. Benimki, ben başka bir yerde oynamadım. Başka bir yere gitmedim. Yani ben Beşiktaş'a gol atmadım. Yani Beşiktaş'a gol atmadım yani. Öyle oynadım. Beşiktaş'a karşı oynamadım. Futbolcu olarak diyorum. Ben sadece güzelce jübilemi de yaptım. Herkese teşekkür ettim. Ondan sonra da bıraktım. Ya şimdi şöyle, yani Beşiktaş'tan sonra teklifler geldi de benim o şeyde, o dönemde Lugano maçı oynadık. Lugano maçını kazandık. Lugano maçından sonra buraya geldim ben. İstanbul'a geldim. Ve benim o zaman hem annem hem de kardeşim çok rahatsızdılar. İkisi de hastanede yatıyorlardı. Tabii ki. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşadım ben. Bana geldi teklifler, kabul etmedim. Hepsine de tekrar tekrar aradım. Teşekkür ettim. İşte geldiler. Ben dedim bırakamıyorum. Ayrılamam İstanbul'dan dedim. Çünkü çok yeni olmuş olaylardı. Hocam özelliyse nerelerden teklifler geldi acaba? Efendim? Nerelerden teklifler geldi size? Yani hepsine de tamam söyleyeyim, tekrar söyleyeyim onları. Teşekkür de ediyorum. Birincisi Samsun Spor. Gerçekten başkan çok istedi. Konya Spor. Ondan sonra Antep Spor. Yani Gaziantep Spor. Hepsi istedi. Pendik var. Yurt dışından, İran'dan çok geldi. İran'dan bayağı geldi. 3-4 kere geldi. Hem İstiklal takımından geldi. Hem Persepolis'ten geldi. Yani oralardan geldi. Sonra Arabistan'dan geldi. Yani gitmedim. Yani kesinlikle gitmedim. Hem kendimi toplama açısından hem de annemi ve kardeşimi bırakmam benim için doğru olmazdı. O yüzden de öyle yaptım. Yani bir de biliyorsunuz ekibimize Servet Çetin vardı. Bizde. Servet Çetin gerçekten saygı duyduğum, Kartal Spor'dan aldığım ve Göztepe'ye getirdiğim bir arkadaşımdı benim. Ve şeydi yani, gerçekten her yönüyle mükemmel bir insandı. O bizle beraber çalıştı. Bayağı uzun bir süre çalıştık bizle. Ve ondan sonra tek çalışmak istedi. Gayet normal. Öyle olması gerekiyordu. Ve o da tek çalışmaya başladı. Ayrıldı. Yani ben o zaman tabii ki ekibime birini almam gerekiyordu. Bir yenilik yapmamız gerekiyordu. Aklıma Umut geldi. Umut Bulut geldi. Umut Bulut da benim Ankara Gücü'nde oyuncumdu. Yani orada da çok gençti o zaman.
Tabii ki biz onu aldım, oynatmaya başladım. Oynadıkça daha iyi oynadı. Ve aynı şey gibi, aynı Servet gibi kişilik, karakter dört dörtlük olduğu için ona çağırdım, teklif ettim bize katılır mısın diye. O da zaten futbolu da bırakmak istiyordu. Hem bıraktı. Tabii ki seve seve biz de kabul ettik kendisini. Yani. Şimdi geçen sene şöyle, bu sene öyle bir şey kesin olmayacak. Çünkü geçen sene bu işin içinde Beşiktaş yoktu. Trabzonspor yoktu. Ondan sonra yani Anadolu takımlarından gelen yoktu. Ben mesela bir Adana Demirspor'un geleceğine inanıyordum. Yani Adana Demirspor'un çok iyi olacağını. İyi de geldi. Avrupa kupalarından elenene kadar çok iyilerdi. Ondan sonra bir anda dağıldılar. Yani orası Anadolu'dan çıkabilecek diye düşündüğümüz takımlardan. Bir iki tane daha geldi Anadolu'dan yukarı çıkma şeyi hevesi. Ama maalesef onlar da olmadı. Yani Anadolu takımı da zorlamadı yukarıyı. Sadece iki takım kaldı. İki takım kaldığı için de rekorlar kırılabilir. Şimdi ama öbür takımlar da bu işin içinde olsaydı, Anadolu'dan da bir iki takım daha olsaydı daha farklı olurdu. Ama bu sene şu anda zaten lige erken, konuşmak da doğru değil. Şimdi ama baktığınız zaman iyi transferler yapılıyor. Fenerbahçe'de yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor, Galatasaray'da bana göre yapacaktır mutlaka. Kadrosu zaten şampiyon bir kadrosu var, ona fazla dokunmadan iki tane üç tane adam aldıktan sonra onlar da daha istikrarlı bir şekilde oynayacaklar. Çünkü onlar şampiyon olduktan sonraki kadroyu hemen hemen bozmadılar. Aynı kadroyla oynadılar. Ama şimdi rahat bir takım oradan gideceğini zannetmiyorum. Ben Fenerbahçe tabii ki hem antrenör değişikliği hem de futbolcu değişikliği bir sürü transfer yaptılar. Mutlaka bu sene en favorilerden bir tanesi olacak yani. Ben Mourinho'nun şöyle yani bir kere çok kaliteli bir antrenör. Yani kendine göre bir düzen şeyi var. Futbol taktiği var. Her şeyi var. Yani ben onunla zaten bir de onunla ilk maçı da ben yaptığım için çok şeyim. Yani gerçekten sevindim bize buraya gelmesine. Ama her şeyden önce Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi bence güzel bir şey. Yani demek ki yani Türkiye'de antrenör de gelebiliyor. Yani onda bir şey yok. Yani neden? Çünkü bütün dünyaya baktığınızda bizim maçlar başladığında herkes yine Mourinho'yu takip edecek. Ha ne yapıyor burada mı? Bak oraya gitti. Herkesin gözü Türkiye'de olacak. Onun için yani ama şimdi buradaki şeyde dikkat etmek lazım. Türkiye kolay değil. Buraya çok şeyler geldi. Çok yabancı arkadaşlarımız geldi. Bir sürü geldi. Ama verim vermeden gittiler. Onun için yani burada Mourinho'nun bence bilmesi gereken bir tane bir şey var. O da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu aç. Yani onun için Mourinho'nun oradaki bu hırsını, arzusunu, isteğini, agresifliğini bırakıp bence devam etmesi lazım yani. Çünkü nasıl işte ilk başladığı zamanlar Mourinho antrenörlüğe başladığı zamanlar işte Porto'da başladıydı herhalde bizle de oynadığı zamanlar bambaşka ve sakin öyle birisiydi. Ondan sonra biraz agresif oldu hakemlerle falan ufak tefek şeyleri oldu ama hırsından dolayı yapılan bir şey bu. O hırsından yapılan şeylerle biraz sakin olduğu zaman zaten şimdi Mourinho'yu alıyorsan veyahut da başka bir yabancıyı alıyorsan onun istediğini zaten alıyorsun. Yani yabancının elini dolduruyorlar şeyle, futbolcularla. Ne istiyorsa alıyorlar. Onu diyorlar alıyor. Bunu diyorlar alıyor. Yani. Onun için yani onların başarılı olması bence gayet normal bir şey yani. Şimdi şöyle ya ben şimdi Beşiktaş'la ilgili fazla bir şey de hakikaten söylemek istemiyorum da. Ama bize zaman vermediler. Yani olay bu. Yani zaman vermediler bize. Biz şimdi kaç tane maça çıktık? Tahminim öyle 7 tane mi? 8 tane mi? Öyle bir maça çıktık yani. Yani buradaki şeyde bir de gelirken de Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diye geldiler. Ama verdikleri şans bu. Yani o şansı da tabii ki biz en son yaptığımızda yurt dışında Lugano'yu eledik. Buraya geldik. Burada Alanya maçımız biraz kötü bitti. Zaten kadroya ben oraya
Adım attığımda zaten 10 tane sakatla başlamıştık antrenmanlara. Takımda zaten biraz sıkıntılar vardı. Onları düzeltmeye çalıştık. Ama bu zamanla ilgili yani. Zamanla ilgili. O yüzden yani bir şey diyemezsin. Yani adamların kendi görüşleri, başkanın görüşleri. Ama ben sadece şunu söyleyeyim. Ben başkanla bir kere bile görüşmedim. Yani şöyle sizin gibi yan yana oturup görüşmedim. Bir kere başkandan hocam var mı sıkıntın, bir şeyin var mı dediğini hiç görmedim. Gelmedi yani. Öyle bir görüşmemiz falan olmadı. Yani onun için de tabii ki üzülüyorsun yani. Ben orada oranın çocuğuyuz biz. Ve biz başarı için oraya gidiyoruz. Parayı pulu zaten onlar kendilerine göre söylüyorlar ama düşünen birisi de değilim ben. Ben hiçbir zaman para yüzünden anlaşmadığım kulüp yok benim. Yani kesinlikle yok. Yani biz orada kesinlikle başarılı olurduk ama tabii ki iyi bir şans vermek ve bir de zaman vermek gerekiyordu. O zamanı bulamadık yani. Biz mesela örneğin bir devreden sonra şey yapsaydık, başlasaydık. Mesela ben hiç transfer yapmadım yani. Transfer yoktu bende. Evet, olabilir yani o transferlerinin bazıları tabii ki bence bilinen oyuncular. Onun içinde tabii ki onu izleyip aldıklarına göre, eğer inşallah izleyip almışlardır. İzleyip aldıklarına göre mutlaka başarılı olur. Ya yani oradaki en büyük, Beşiktaş'ın en büyük şansı taraftarı. En büyük şansı taraftarı yani. Onun için onlarla beraber bence bu sene çok daha başarılı olmaları gerekiyor yani. Benim en çok istediğim şey milli takım. Yani gerçekten çok istiyorum. Tabii ki seve seve milli takıma giderim. Yani hiç düşünmeden yani giderim. Ben milli takımın her şeyinde oynadım. Yani genç milli, ümit milli, A milli, amatör milli hepsinde oynadık. A milli takımına kaptanlık yaptık yıllarca. Ama tabii ki her zaman istediğim şeylerin başında gelir yani milli takım. Ama inşallah olursa tabii ki seve seve iyi bir şekilde yaparız. Bir de buradan ben hem iki başkanımıza da başarılar diliyorum. Mecbur başkanımıza. Diğer başkanımıza da başarılar diliyorum. Nasıl? İbrahim Başkan'a da başarılar diliyorum. Yani inşallah başarılı olurlar. Ama şöyle bir şey. Yani federasyonda da şöyle bir şey olması gerekiyor bence. Futbolun içinden gelen arkadaşların, bizlerin de derken yani o arkadaşlarımızın da mutlaka federasyonun şimdi değil ama ileride olması gerekiyor yani. O yani federasyonun yönetiminin içinde olması gerekiyor yani. Bir de son bir şey söyleyeyim o da benden olsun. Yani ben şimdi Beşiktaş'la tabii ki istemediğimiz bir şekilde ayrıldık ama Beşiktaş benim için her zaman müthiş bir şekilde her zaman bende yeri çok büyüktür. Çok büyüktür. Dediğim gibi de biz ne olduysak, ne kazandıysak, nerelere geldiysek hep Beşiktaş'ın sayesinde geldik. Onun için de oraya küsme veyahut da kırgınlık veyahut da öyle bir şey yapmak benim bana göre değil. Bir de öyle bir şey mümkün değil yapmam. Ha arkadaşlarım vardı sizin dediğiniz gibi. Orada işte takım kaptanımdı benim Samet abi. Feyyaz öyleydi. Yani onlardan tabii ki ayrılırken şey yapmadım yani öyle gülerek bir şekilde ayrılmadım. İnsanlar, antrenörler şey yapar yani böyle her zaman başarılı olamayabilir veyahut da her zaman istediği olmayabilir. Ama antrenör oraya nasıl geliyorsa giderken de aynı şekilde gitmesi gerekiyor. Yani lig takımları için söylüyorum bunu yani. İşte bizden bir antrenör arkadaş bırakıyor Anadolu'da. Diyorlar antrenör kovuldu. Ne kovuldu ya? Ayrıldı diyeceksin yani. Kovuldu ne demek yani? Yani adamı getiriyorsunuz öyle. Öyle nasıl getirdiysen aynı şekilde de yolcu etmen, saygı duyman gerekiyor yani. Onun için ben kimseye bir kırgınlığım falan kesinlikle yok. Yani söyleyecek bir şeyimiz de yok. Ben her zaman Beşiktaşlıyım hiçbir zaman da. Beşiktaş'la ilgili hiçbir kötü bir şey kesinlikle söylemem yani.